Hoşça kal babacığım. Hoşça kal kızım. Ben şimdi kardeşini okuluna bırakayım. Arabada daha fazla yalnız kalmasın. Hadi sana iyi dersler. Sağ ol babacığım. Aa, evet bu Selin'in sesi. Babası onu okula bırakmış olmalı. Yok artık. Buraya mı geliyor? Selin? Ceylin? Aa, İnanamıyorum aynı özel sınıfta olduğumuza. Ben özel sınıf okuyacaktım evet ama seninle beraber olacağımızı hiç bilmiyordum. Tamamen bir tesadüf oldu. Muhteşem. O kadar mutluyum ki en yakın iki arkadaş aynı özel sınıfta. Böyle bir şey nasıl denk geldi ya? Oley. Bir sene boyunca aynı sınıfta yan yana olacağız. Muhteşem güzel bir şey bu. Geçen sene de sensiz olmuştu ya hani özel sınıfa gitmiştim. Valla ben geçen sene özel sınıfa gitmedim. Yine seninle ayrıydık tabii ama bu sene ikimiz bir olduk çok şükür. Ya ben ilk defa özel sınıfa geliyorum. Nasıl bir duygu? Yani şöyle öğretmenin bütün ilgisi iki kişinin üzerinde olduğundan dolayı yani birazcık evet tırsabiliyor insan tabii bilemediği sorular için. Bilemediğin zaman ama öğretmenim aynı öğretmenimiz sen de tanıyorsun. Ceyda Hoca geliyor. Ceylin gerçekten mi? Ceyda Hoca mı geliyor? Oh çok şükür. Hiçbir şekilde kızmıyor. Ama Ceyda Hoca bir tek matematik ve geometriye gidecek. Diğer dersler için her zamanki öğretmenlerimiz geliyor. Anladım. Olsun matematik ve geometri dışında zaten sıkıntım yok. Geometride birazcık takıldığım yerler oluyor. O yüzden mecburen yani gerçekten çok mutlu oldum şu an Ceyda Hoca'nın geleceğini öğrenince. Ah yaz tatilinde bir kere bile buluşamadık. Şu koskoca 3 ayda bir kere bile buluşamadık. Şaka gibi. Tatlım ben bir ay köydeydim zaten. Karneyi aldım. O akşam yola çıktık köye gittik. Ondan sonrasında tatil yaptık zaten biliyorsun 2 haftalık. Tatilden sonra yoğunduk zaten. Hep böyle kıyafetleri falan yerleştir. İş güç derken zaten 2 ayım benim öyle doldu. Son ayda genel olarak ders çalıştım. İşte okul alışverişimi yaptım. Günlerim ders çalışmakla, birazcık tembellikle. Öyle karışık geçti yani yaz tatilim güzeldi ama son ayı birazcık garipti tabii. Yani geç saate kadar uyumadım. Sabah değil öğlen kalktım. Kalktıktan sonra ya öğlen yemeği yedim bile diyebilirim. Kahvaltılık bir şeyler de yemedim. Çünkü annemler çoktan kahvaltı etmiş oluyordu. Öğlen yemeği yedim. Ondan sonra gittim telefonla ilgilendim. Akşam ders çalıştım. Bayağı bir ders çalıştıktan sonra da yatıp uyudum. Bir 2 saat sonra uykumu aldıktan sonra da kalktım. Laptopta bir şeyler yaptım. Yok artık ya bunu nasıl söyleyebildin? Onu bile bilmiyorum da. Ya böyle mi geçti son bir ayın? Evet tamamen böyle geçti. Ders çalış telefonla oyna yat. Ders çalış telefonla oyna yemek ye yat. Yani böyle geçti. Biraz boştu. İşte son bir hafta her gün okul alışverişi için çıktım. Bir gün BİM'e, bir gün Şok'a, bir gün A101'e, bir gün Kırtasiye'ye, işte bir gün D&R'a. Öyle bitirdim okul alışverişimi. Kardeşim için çıktık 2 gün boyunca. Benim için işte 4-5 gün çıktık da kardeşim için 2 gün falan yetti. Çünkü yani ben alacağım şeyler daha fazlaydı. Anladım. Hoca geliyor galiba. Ayak seslerini duydum bile. Hocam her zamanki topukları şu siyah siyahlardan hatırladın mı? Evet. O kadar garip bir topuklu sesi ki. Yani hocanın topuklu ayakkabısını bile anlayabiliyoruz. Kızlar merhaba. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Ceyda hocam. Siz nasılsınız? Evet hocam, siz nasılsınız? Çok şükür kızlar. Ben de iyiyim. Vallahi sizin matematik ve geometri dersinize girdiğim için çok mutluyum. Kızlar biliyor musunuz? Haftada toplam 6 saat beraberiz. 3 saat matematik, 3 saat de geometri için. Bu mükemmel. Ve bakıyorum da iki başarılı en yakın
arkadaşlar benim sınıfımda özel ders için buradalar. Evet öğretmenim, tamamen bir tesadüf oldu. O kadar şaşırdık, bir o kadar da mutlu olduk. Bugün ders işlenecek mi öğretmenim? Selin ve Ceylin, bugün ders işlenmeyecek kızlar. Bugün öyle normal bir gün olacak. Siz bir şeyler getirdiniz mi ders işlenir diye? Hocam ben dolabıma koyacağım şeyleri getirdim zaten, klasik. Bu sene yoğun çalışacağız. Lise son sınıf sonuçta. Evet. Oh çok heyecanlı. Ne yaptınız bakalım yaz tatilinde? Hocam az önce anlatmıştım Ceylin'e, şimdi size de anlatayım. Anlat bakalım, merak ettim. Sonra da seninkini dinlerim Ceylin'cim. Yani hocam, şimdi ben ilk bir ay boyunca karneyi aldığım akşam köye gittik. Ama köyde de gezdik yani. Bayağı bir hani köye gittik ama akşam yatmak için eve geliyorduk. Bunu Ceylin'cim sana söylemiştim. Neyse. Hocam ikinci ay iki hafta boyunca tatil yaptık. Tatilden sonra yoğundu zaten. Dolabımı yerleştir vesaire. Hani genelde pek bir şey yapmadık. Sonra son ayda genel olarak ders çalıştım, yattım. İşte telefonla oynadım. Böyle biraz boş bir ay oldu ama gerçi çok da boş değildi. Yani ders çalışmak için çok zamanımı ayırdım. Anladım. Peki Ceylin'cim sen? Hocam ben iki hafta köyde, iki hafta tatildeydim. Evet, bir ayın gitti. İkinci ay çoğunlukla böyle ders çalışmakla geçti. Genel olarak günlerim hep ders çalışarak geçiyordu. Öyle bitirdik yani, arada dışarı, yani genelde günlük dışarı çıkıyorduk, işte gezmeye gidiyorduk. Akşam eve geldiğimizde ders çalışıyordum vesaire. Sonra genelde arkadaşlarımla buluştum. Maalesef ki Selim pek müsait olmadığı için onunla buluşamadık. Ama diğer arkadaşlarımla buluştum genelde son ay. Ve son ay genelde birilerine kalmaya gittim. Son haftada ders çalıştım yani. Böyle yine biraz karman çorman. Anladım. Yine de ikiniz de bence gayet güzel bir yaz tatili geçirmişsiniz. Tamamdır kızlar. O zaman bu sene için bomba gibi hazırız umarım. Gerçekten sıkıcı ders çalışacağız. Sizi harika bir şekilde çalıştırıp sınava hazırlayacağım. Hiç merak etmeyin kızlar. O yüzden birazdan zil çalar. Ben şimdi çıkayım. Zilin çalmasını beklemem gerekmiyor. Bakalım bizi nasıl bir okul hayatı bekliyor kızlar. İkinize de başarılar diliyorum özel sınıf öğrencilerim. Şimdi ben öğretmenler odasına gidiyorum. Bir sonraki öğretmeniniz yeni geldi. Hani yeni gelen öğretmen yoktu? Evet, sen ona kızma Selin'cim, çünkü yeni öğrenildi. Sizin edebiyat öğretmeniniz değişti. Aa, olamaz. Ben edebiyat öğretmenimi çok seviyordum. Oh, çok üzüldüm. Kızlar üzülmeyin, çünkü gerçekten çok tecrübeli, çok deneyimli ve çok iyi bir öğretmen geldi. Diğer öğretmeniniz gibi aynı, çok da sıcakkanlı. Hiç üzülmeyin, diğer öğretmen zaten sizi ziyaret edecek. Ve kursunuzu diğer öğretmeniniz yapacak, eski öğretmeniniz. Hiç üzülmeyin. Şimdi benim çıkmam lazım kızlar, saat geçiyor, acelem var. Bir yere yetişeceğim. Derslerde görüşürüz kızlar. Lütfen sıkı çalışın. Zorlu bir maraton bizi bekliyor. Aynen öyle.